Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rıdvan'ın laboratuvar temizleme videosunu izleyeceğiz. Neden Rıdvan'ın videosunu izliyoruz? Çünkü o gün çok konuşmuştu hatırlıyorsanız. Yani ben şöyle temizliyorum, şöyle kolay yapıyorum, böyle kolay yapıyorum. Ben de dedim ki arkadaşlar bundan faydalansın. Madem bu kadar kolay yapıyorsun bizlere bir video çek. Yani Milkor kullanmıştım ben. Milkor'a gerek de yokmuş aslında. Silahlarla da yapılabiliyormuş. Onun videosunu sizlerle paylaşacağım. Laboratuvar nasıl temizlenirmiş hep birlikte görelim arkadaşlar. Baştan sona izleyeceğiz. Bazı noktalarda detaylar var, onları konuşacağız. Sizlerle birlikte güzel bir video olacak arkadaşlar. Bu arada bayağı skarları falan modlu abi. Mod ne kadar önemli biliyorsunuz. 99 ve bir de biz de bu yüzden yaptık zaten. Bakalım şu özelliklere de bir bakayım ya. Açık yere diyor. Keskin silahlarla yapılan her 3 saldırıda hedef 10 saniye boyunca kan kaybeder. Bak bu özellik güzel abi. Bakalım başka. Tüm olumsuz etkileri göz ardı eder. Ancak öldükten sonra bedenin kurtarılamaz diyor. Hani kanama falan olaylarını herhalde azaltıyor. O sırada düşman. Düşmanlar sen onlara saldırana ve çok yaklaşan dek sana saldırmaz. Bosslarda işe yaramaz. Abi bu özellik çok iyiymiş ha. Yani normalde ormanda olduğunu düşün. Çok iyi bir özellik. Abi o da neyi seçti? Tüm olumsuz etkileri göz ardı eder. Özelliğini seçti. Bakalım. O AK'nin modunu gördün mü abi? Bomba atıyor. Çok iyi yani. Façacı yine bak, façacının kanama özelliği vurmuyor. Bak bu olay çok iyi. Ben de gelse bunu seçerim. Bu arada bizim de sektör A kartlarımız fullendi. Onu da sizlerle birlikte bugün açalım. Hatta canlı yayında mı açsak, normal videoda mı açsak bakalım. Bir de buralara bir girelim tekrar. Biraz acemiydik, şimdi biraz daha usta olduk. 8 ölmezsek de 10 ölürüz. 10 diyorum ya. 1 ölürüz, 2 ölürüz. Belki de hiç ölmeyiz. Neden ölelim ki? Değil mi? Sizlerle birlikte girelim bakalım abi. VSS'leri de modlu adam ya. AK'leri de modlu. Bayağı iyi. Şu mod olayını çözmem lazım. 1.99 wave daha yapmamız gerekiyor. Bu sefer riski atacak hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Bütün tedbirleri önceden almam gerekiyor. Bu arada kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Aynı zamanda yorum ve like atarsanız bana destek olmuş olursunuz. Twitch'ten de yayınlarımız başladı. Dün ilk yayınımızı yaptık arkadaşlar. Twitch'ten de bizi takip edin. Aşağıda açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Instagram'dan sezonun kaç günü kaldığını görebiliyorsunuz abi. Onun dışında Discord'da da paylaşımlarımız devam ediyor. Instagram'da bu arada Minecraft'tan Nisan kodlarını tüm ay boyunca görebiliyorsunuz. Nisan'ın sonuna kadar tüm kodlar var. Burada ne kadar asit yedin Rıdvan ya. Abi kanama vurmaması mükemmel bir olay. Başka ne oluyordu burada? Zehirlenme durumu vardı. Onu da etkiliyor. Gayet güzel bir özellik aslında. Swat set almış. Yanına da şu bizim karbon setten almış abi. Karbon muydu bu? CBRR diye mi geçiyordu? Ne diye geçiyordu bilmiyorum da. Bakacağız. Abi buralar kolay, yani buralar kolay, şöyle biraz maliyetli. Bak o da VSS ile dalıyor ya da full modlu AK ile dalıyor. İşte full modlu M16 ile dalıyorsun. Buralar maliyetli. Silah kullanmayayım yani modsuz bir ne bileyim Glock'la gideyim desen kit harcamak durumunda kalırsın. Zırh harcamak durumunda kalırsın. O yüzden bu kısımlar aslında herkes için aynı. Yani bir yerden kısarsan bir yerden fazla harcarsın. Modun varsa biraz daha rahat edersin. Böyle diyebiliriz. Yani sonuçta çok bir teknik olayı olmuyor aslında. Ama şey durumu olursa mesela yanına yaklaşana kadar zombiler seni görmez durumunu alırsan belki yakın mesafede temizleyebilirsin. Hatta onu bir deneriz. Arkadan gidip yani 3 katı fazla vuruyorsun ya, iyi bir sabri eğitim falan olsa halledebilirsin. Bayağı da bir ileriye gidebilirsin hatta. Bakalım ekstra bir şeyler çıkacak. Bu videoda güzel ödüller de alıyor aslında. O yüzden de ekstra incelemek istedim arkadaşlar. Onu da sizlerle birlikte birazdan göreceğiz. Öncelikle şuraları bir temizlesin. Bu AK'nin bu özelliği çok iyi ya. Abi façacının şu anda hiçbir etkisi kalmıyor. Kanama vuramadığı için. Normalde biliyorsunuz kanama vuruyor ve sürekli etkiliyordu. Artık o durumdan kurtulmuş oluyor bu özelliği aldığı için. Özellikler de şurada gözüküyor arkadaşlar. Bu özellikler muhtemelen buradan çıkana kadar sürüyor. Yani buradan alıp hani bankaya gidelim falan filan gibi bir durum olmuyordur. Çünkü sadece laboratuvara ait özellikler, zaten laboratuvarı içeren özellikler bunlar. Hani laboratuvarda alınabilen sadece ve buraya özgü, buradaki bosslara, zombilere özgü özellikler. Abi şunu bize
kaktırmışlar yani. Şu genes kıyafeti giydirmişler, bombacı diye salmışlar. Bu moteldeki ablamız yani. Zırlatıcı diye geçiyor yeni ismi. Orada da saçma bir ismi var. Burada da bombacı olmuş. Bombayla alakası yok, sadece patlıyor herhalde değil mi? Aynen. O zaman toksik... Neydi o? Exploder da bombacı anasını zaten. Ne? Onun isimlerine de falan bakmak lazım aslında. Bankraltı'ya notla bir temizleyelim bakalım yakın zamanda. Exploder başka horo harcında çıkmıyor. Belki burada çıkıyor mu ya? Hiç burada da çıkmıyor yani. Evet abi, elektriklinin olduğu kısma geldik. Burada önce elektrikli boss'u kesecek değil mi? O da gerçekten ilginç bir boss ya, ama kolay. Ben tekte kesmiştim onu. Gayet kolay bir boss. Sadece elektriğe direklerine dikkat etmeniz lazım. Ansızın böyle bir şok dalgası oluyor. Orada tek yiyorsunuz abi. O konuya dikkat etmek lazım. Bakalım ilerlesin. Burada kademe kademe ilerlemek lazım. Yani bak önce bir parıldama oluyor. Elektrik yerlerine bakarsanız bak, parıldama yok şu anda. Geçebilirsin. Bak parıldama var diyor. Parıldama oluyor 3 saniye sonra falan. İkisi arasında bir elektrik bağlantısı oluyor. Orada zarar görebilirsiniz. Burada da kaçarak da öldürebilirsiniz. Sonuçta diğer geriye kalan yerleri temizlediniz. Rahat rahat hareket edebilirsiniz. Bu arada biraz hastayım. Sesim size biraz tuhaf geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Elektro dalga geçtikten sonra rahatça geçiyoruz. Şu kısımda tekrar birazdan çıkacak. Aslında oraya geçebilirdi bak, çok bekledi. Oğlum orası niye durdu lan? Çalışmıyor ya, fark ettiniz mi? Ha şimdi çalışmaya başladı. Çoktan geçip ikisinin arasında bekleyebilirdi. Rıdvan, hep sen bizi eleştireceksin değil mi? Ama gerçekten çok güzel bir oynayışı var abi. Gayet hoşuma gidiyor. Kampı da çok güzel. Bu arada yeni kamplar gelecek. Ben de yeni serimde güzel bir kamp yapmayı düşünüyorum. Şu anda az kaldı. Birkaç oda sonra boss'un yanına gireceğiz abi. Normalde bunlar da mı özel skill vuruyordu yani, zehirleme gibi falan, yok. Bunlar vurmuyordu herhalde. Şu çığırtkan sadece bağırınca kilitliyor diye biliyorum. Sektör A kartları gerçekten bakalım aynı şeyler mi çıkacak, yoksa farklı farklı şeyler de çıkabiliyor mu, onları da görmeyi merak ediyorum. Benim sektör A kartlarım da bayağı artık son 25 falan kaldı. Sizlerle gidip biraz açalım, oraları da bir keşfedelim. Bir daha bir chest açalım, çünkü chest'ten gerçekten çok güzel eşyalar çıkıyor. Radyasyon kıyafeti çıkıyor, ekstra farklı farklı silahlar çıkıyor. Burada da gerçekten mükemmel bir şey çıkacak, onu da sizler şimdi göreceksiniz. Aynı zamanda hani boss'u ikinci kez kesişinde herhangi bir şey çıkıyor mu? Çünkü bize bir hologram çıkmış, evimizde sınırsız süreli kalabilecek bir süs arkadaşlar. Gayet de benim hoşuma gitmişti. Şimdi aslında bir yönden de ona bakacağız. Bir de şöyle bir durum varmış abi. İlk kesen arkadaşlar da bazen çıkmamış. Biz şanslıyız yani, ilk başta çıktı. Bazılarında belki 5. kesişte, belki 10. kesişte çıkacak. Öyle de bir durum varmış. Bu arada şuraları açmasak, yani testlerden çok mantıklı bir şey çıkıyor mu çıkmıyor mu bir bakalım mı? Açmasak da olur yani. Şu kapıyı da aynı 3 tane zombimizin çıktığı kapıyı açmasak da olabilir. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz mutlaka abone olalım arkadaşlar. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Sezon 15 ile alakalı muhteşem detaylar yakında videoda olacak. Sezon gelmeden bir hafta öncesinde, sezon hatta aylar öncesinde zaman zaman sezon hakkında tüm bilgileri alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kanalımızı mutlaka takip edin. Bundan sonraki videolar daha seri gelmeye başladı. Fark ettiyseniz zaten abone sayımız arttı. Çünkü yorumlar, like'lar da arttı sizlerin sayesinde. O yüzden seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni oyun serileri de gelecek. Last Day'de gelecek. Twitch'ten de yayınlarımız başladı. Oradan da farklı farklı içerikler gelmeye devam edecek. Abi silahlar ne eridi be. Oğlum çok silah harcanıyor burada ya. Benim zaten son zamanlarda son 2 yayınımda. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. YouTube yayınlarından bahsediyorum. Bak kalktı. İsme bak abi şimdi. Leş MK 7 oluyor değil mi? MK 7 oğlum, nasıl bir ismin var? O V harfi Roma rakamlarıyla 5 arkadaşlar. Yanında da 2 tane çubuk var. 6-7 diye arttırıyorum. Sol tarafında olsa azaltırdı. Onun ilgisini vermiş olalım. Trafolara bakıyorsunuz tamamen abi. Şu noktadaki trafolar önemli. Bu trafoların durumuna göre aslında bu elektrik. Mesela şu anda buradan elektrik gelecek. Aynen. Bakıyoruz. Bak ortadan geldi. Trafoları da yıkıyor bak bu arada kendi. O yıktığı yerlerden elektrik gelmiyor. Aslında kendine kendi zarar vermiş oluyor, ama oradan da güç alıyor. Bak beslenecek şimdi. Canı da bir nevi artıyor. Biz sürekli sıkıyoruz. Belli olmuyor ama çok kolay bir boss. Bunu kolaylıkla halledebilirsiniz. Elektroşok dalgası da gitti. İçinden de güzel önemli malzemeler çıkıyor. Bunları laboratuvardaki geliştirmelerde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Metroya falan verebileceğiniz şeyler var. Artık yeni metromuz var. O da laboratuvarın 3. katında. Onu da görmüştük zaten.
Şimdi benim en çok merak ettiğim nokta asıl boss'u nasıl kesecek ve sektör A kartlarıyla sandıktan efsanevi bir öge çıkacak arkadaşlar. Onu sizlerle birlikte göreceğiz. Evet abi, geldik en önemli noktaya, bakalım boss'u nasıl kesecek. O kadar konuştuğundan umarım kolay bir şekilde halledersin. Biz Milkor falan harcamıştık ama hatalar yapmasaydın biz de Milkor'la kolay bir şekilde kesebilirdik aslında. Kolay dediysem ne zaman, o zaman öldüm işte. Melez nekrotik. Burada tek sıkıntı, yani bu silahlarla kesmede tek sıkıntı, bir kere çok az hasar vuruyorsunuz. Modlu olması gerekiyor silahınızın mis atmaması açısından. Hem de şöyle parazit çıkıyor ya abi. Parazit çıktığında çok hızlı olmanız lazım. Bunlardan bahsetmiyorum, bu küçüklerden. Sarı olanlar çünkü boss'umuza yaklaştığı anda her taraf patlıyor. İçeride istersen en iyi zırha sahip ol, tek yiyorsun abi. O çok kötü oluyor. Burada herhangi bir silah kaybetme durumu olmuyor arkadaşlar bu arada. Onun da bilgisini vermiş olalım. Yani öldürüz silahlarınız dışarıya tekrar geliyor, dışarıdan alabiliyorsunuz. O konuda sıkıntı yok. Boss yardırıyor ya. Bak çok mesafeyi iyi korumak lazım. Tamam mı? Sonrasında şu kırmızı dalgalarda kesinlikle boş yerlere, dalganın olmadığı yerlere geçmek lazım. Bak parazit çıktı abi. Sarı olan boss'a yaklaştığı anda iş biter. O yüzden gerçekten çok riskli. Ben bile şu anı gördüm zaten. Şu odayı resimde bile görsem etkileniyorum yani. Bu arada Rıdvan, kırmızılardan çok iyi kaçamıyorsun be kardeşim. Yani o kadar da şov yapmıştın bize ama yine iyisin bak. 400'lere indi boss'un canı. Parazit bir geliyor. Aşağıdan bir tane parazit yaklaşıyor. Abi çok tehlikeli şu anda. Ama işte oğlum ikinci parazit geldi. Aşağıdan bir tanesi gelmek üzere. Boss'u çekmesen gitmiştin kardeş. Yani vallahi ben de çok heyecanlandım şu anda. Ama son anda halletti abi. Parazitler yüzünden gidiyordu. Şu kırmızı dalgalardan kaçtı bu sefer. Bir tane daha sarı çıktı. Bak haritayı sürekli kontrol etmek lazım. Bir de yavaş geldi, yavaş hareket eden bir şey varsa kesinlikle sarı parazitlerdendir arkadaşlar. Boss'u öldürünce parazit de gidiyormuş. Bakalım içinden neler çıkacak abi. Hologramı çıkarmıştı zaten. 3 tane sektör A kartı, 3 tane iksirimiz, 2 tane de kemiğimiz. Bu kemiği arkadaşlar şeylerde kullanabiliyorsunuz. Silah modifiye ederken modifiye tezgahlarında kullanabiliyorsunuz. Yakın mesafe silahlarının bazılarında boruda mesela kemik falan takabiliyorsunuz. Şimdi abi nereye gidiyoruz? Tabii ki de sektör A kartlarımızdan neler çıkacak onları sizlerle birlikte görmeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet, sektör A kartlarımızdan bakalım neler çıkacak. Bu arada 52 tane toplamış, aynı zamanda sandıkları da var. Bu mavi olan sandıklardan arkadaşlar işte antre çıkabiliyor. Onun dışında alkol çıkabiliyor. Farklı farklı şeyler çıkabiliyor abi. Bazen güzel şeyler, bazen de şansınıza kötü şeyler de çıkabiliyor. Bakalım sektör A kartlarından neler çıkacak. Buradan mükemmel bir şey çıkacak arkadaşlar. Bunu ben de çıkarmak istiyorum. Çıkardığım zaman da farklı farklı yerlerde denemek istiyorum. Şimdi sizlerle birlikte mükemmel silahımızı göreceğiz abi. Ben zaten bir tane silah çıkartmıştım. Desert'a benziyordu. Bu tabanca var ya, tekli tabanca. Onun Desert'ı biliyorsunuzdur diye zaten. CS oynamışsınızdır çoğunuz. Bakalım chest'imizden neler çıkacak abi. Paket servis konvertörü mü ne, öyle bir şey yazdı. Abi gördüğünüz gibi Chris'in elindeki silahtan çıktı, şu an hala keşfetmedi onu, fark etmedi yani farklı bir silah çıktığını. Mükemmel silahlar çıktı, çıkan silahların hepsi laboratuvarla alakalı. Eritici bizzat Chris tarafından icat edildi. Sporlu zombileri ekstra hasar veriyor diyor. 3 hasarı var ama hızı bayağı iyi, bir de etki alanı çok iyi arkadaşlar, şimdi göreceksiniz. Bununla acaba şu hani laboratuvarın girişindeki bitkiler var ya, özellikle sizden kaldı açtığımız ilk kapıdaki bitki falan, onları yok edebilir miyiz, ekstra odalar açabilir miyiz, onu çok merak ediyorum. Şimdi zaten bu videoda da Rıdvan bize bu olayları deneyecek abi. Yine farklı farklı ögelerde çıkarmış olduğu solunum aleti gibi işte bu hem metroda kullanılan hem de reaktör kısmında kullanılan olayları gösterdi. Abi silah bakar mısın, minigun gibi, tamam mı? Bak etki alanını görüyor musun? Bayağı bir büyük etki alanı var. Bu arada herhalde bu farklı bir gazla oradaki oluşumu artık yok ediyor yani. Şuna bakar mısın abi? Çok iyi ya. Şu bitkilere denersin umarım. Aynen, muhtemelen oraya gidiyor. Burası Stizen Kağla laboratuvara ilk girdiğimiz yer arkadaşlar. Bu arada sezonun bitmesine son bir gün kaldı. Geri sayım Instagram'da devam ediyor. Saatlerini de oradan görebilirsiniz. Abi işe yara ya. Çok yapmadı gerçi de. Aa bu arada silah gidiyor oğlum. Milkor gibi boş yere vursan da gidiyor yani. Bir etki olmasa da önünde bir zombi olması mesela, sıkar istediğin kadar sık. Birine hasar vermediği sürece gitmez. Ama burada gidiyor bak.
Yalan etti şu anda, silah haberi yok, bitmek üzere. Ama süs olarak ben bunu en azından bizim standlar var ya evde, ona bile koymak isterdim. Bu arada arkadaşlar, Rıdvan'a tekrar teşekkür ediyoruz. Videomuzu tamamladık. Benden de videolar gelmeye devam edecek. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu arada yorum ve like'ları atalım. Özellikle kemik kadro sizden bu videoya bir 200 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.